Herkese merhabalar. Ekonomideki gelişmeleri konuşuyoruz. Bu sefer İslam Memiş bizlerle birlikte finans analisti New York'tan. Bugün hem Türkiye gündemindeki ekonomi yansıması hem de iç ve dış piyasalardaki ekonominin yansımasını konuşacak. Hoş geldiniz yayınımıza İslam Bey. Gülay Hanım hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Hemen sıcağı sıcağına soralım. Seçimin son haftasındayız. Bize New York'tan Türkiye'yi anlatır mısınız? Nasıl gözüküyor ekonomisi diye ve seçimle ilgili çalışmaları diye başlayalım. Evet, Yunanistan ve Türkiye seçimleri çok az yer buluyor dünya basında, yani Amerika basınında. Avrupa'da daha fazla yer buluyor. Amerika daha çok kendi iç ekonomisine odaklanmış bir şekilde manşetlerde yazdığını gözlemliyorum. Tabii ki siyasi çevrede çok merak ediliyor. Yani Türkiye'deki seçimler mutlaka takip ediliyor. Ancak Avrupa basına kadar Amerika'da çok böyle ateşli bir manşet olmadığını gözlemliyorum. Genelde kendi ekonomilerine odaklı bir politika izliyorlar. Manşetlerde genelde kendi ekonomilerinin geleceğine dair yorumların çok olduğunu gözlemliyorum. Evet, bugün yine habere yansıyan 2000-2001 dönemlerinde ekonomi, siyasi ve eski devlet bakanı Kemal Derviş'in vefatına ilişkin bir haber yansıdı. Orada tören yapıldı mı diye soralım. Türkiye'de de çünkü haberlerimizi paylaştığımızda CHP'den milletvekilleri cenazeye katılabilir haberi de gelmişti. Evet, evet. 74 yaşında siyasetçi olarak, ekonomist olarak, milletvekili olarak Türkiye'de görev yapmış olan bir isim. Vefatı yeni haber geldiği için buradaki törenle alakalı herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak Türkiye'den katılımlar da bekliyor. Evet. Peki yine dolar, altın ve kur korumalı mevduata ilişkin çok fazla izleyicilerimizin soruları var ama Amerika'nın notu düşecek mi haberi yansıdığı için siyasetten para piyasalarına dönüş yapacağım. Almanlar incelemeye başlamış Amerika'nın notuna ilişkin. Bu bize yansıması artı eksi olarak baktığımızda nasıl olur diye soralım. Amerika'da şu anda işler biraz tersine dönmeye başladı. Özellikle küresel ekonomilerde yaşanan resesyonlar, belirsizlikler, enflasyon baskının halen halinde devam ediyor olması Amerikan ekonomisi için olumsuz yönde desteklemeye devam ediyor. Ekonomik verilere baktığımız zaman Amerika'dan gelen ekonomik veriler iyi, iyimser. Ancak buradaki reel ekonomiye baktığımız zaman işten çıkarmaların tekrar hızlandığını, enflasyon baskının halen hissedildiğini, insanların ciddi anlamda bir çıkışa uğraş verdiğini gözlemliyoruz. O yüzden dolarizasyon tarafında dolardan uzaklaşan ve dünya ülkeleri de var karşısında. Yani doları bir para olarak tercih etmeyen, dolardan farklı para birimleriyle çalışacak olan ülkeler de var. Altın gibi bir sistemle yoluna devam edecek ülkeler de doları bir tehdit olarak görüyorlar. Özellikle resesyonla alakalı ciddi belirsizlikler olmaya devam ediyor. Önümüzdeki aylarda muhtemelen Amerika'da bir mortgage kriziyle başlayan tekrar bankacılık krizinin ikinci dalgası olarak devam edecek bir büyük bir dalga geliyor Amerika'da. Özellikle mortgage krizi ve devamında banka bataklarının devam etmesi bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri olumsuz yönde etkileyen faktörler arasında. Banka iflaslarının arkasında yatan önemli sebeplerinden bir tanesi de alacaklarını alamayan bankalar var. Mortgage krizi zaten buradan patlak geliyor. Son birkaç aydır yatırımcılara bu konuyla alakalı köşe yazılarında bilgiler de veriyorum pratiklerle. Yani buradan gelen ekonomik tablo çok kötü. Sadece bankacılık krizi değil, burada mortgage kriziyle alakalı ciddi emareler var. O yüzden küresel finansta özellikle yaz aylarında Amerika'dan başlayacak ciddi bir batma şirketlerin, bankaların ve mortgage krediler arasında ciddi batakların girebileceği bir dönem bizi bekliyor olabilir.
Evet. Peki gelelim piyasalara. Borsaya baktığımızda 4.420-4.25 bandında seyrini Evet. görüyoruz. Dolar 19.50, Euro baktığımızda 21.53 bandında, gram altın 1.268, çeyrek altın 22.46, altın onsu 20-24-25 arasında gelgitleri Evet. var. Petrolde 76-70. Dolarla başlayalım. Dolar 19.50. Seçim ekonomisi diye cümleleri sürekli konuşuyoruz. Seçimin ekonomiye yansımasını konuşuyoruz. Ayrıca bir enflasyonun oluşunu konuşuyoruz ama seçim sonrası dolar ne olacak? Biz nasıl hareket edeceğiz diye vatandaş soruyor. Sizin yorumunuz nedir diye soralım. Hanım, birinci olasılık seçimlerin ikinci tura kalma ihtimali. Eğer seçimler ikinci tura kalırsa yurt dışı piyasalarda Türkiye'de dolar TL kurunda 21-21.50 seviyesine kadar bir yükselişin mümkün olabileceğini söyleyebilirim. Evet. Birinci turda bitmesi ihtimalinde de tekrar dolar tarafında özellikle yaz aylarında siyasi istikrarın değişmesi ya da değişmemesi halinde yine yukarı yönlü atakları görebiliriz. Yaz aylarında yıllık olarak öngördüğüm 24-25 lira aralığı geçelim şu anda hala korumakta. Bugünkü konjonktür, bugünkü ekonomik koşullar bu tarafı gösteriyor. Ancak dolar tarafında öngördüğüm işte bu 24-25 lira aralığıyla birlikte doların bir yatırım aracı olduğunu şahsen düşünmüyorum. Çünkü doların karşısında euro gibi, sterlin gibi diğer para birimleri varken yaz aylarında özellikle uluslararası piyasalarda dolar endeksinde 92-94 seviyesine kadar bir geri çekilme öngörüyorum. Yani doların karşısında euronun 1.15, doların karşısında sterlinin 1.30 seviyesine kadar pariteler tarafında bir yükselişi mümkün olabilir. Bu da euro ve sterlini dolara kıyasla daha cazip hale getirir diye tahmin ediyorum. Borsada şu anda hep yükselişleri var. 4.436 puan seviyesinde. 4.500 puan seviyesinin üzerinde kalıcı olamadıkça bu yükselişlerin cılız olarak kalabilir ve özellikle borsa tarafında yatırımcıları son 3 aydır uyarıyorum. Mesela 5.250 direncine dikkat, 4.500 devamında 4.000 alanına kadar bir geri çekilme. Ancak 4.000-4.500 aralığında orta ve uzun vadeli yatırımcılar kazanır. Çünkü bu yıl içerisinde yukarı yönlü hareketlerde yaz aylarında 6.000 puan seviyesine kadar endeks tarafında yükselişler görebiliriz. Özellikle borsa yatırımcısı bu yıl şuna şaşırabilir, dikkat etsinler. Dolarla borsayı aynı anda çıkaracaklar. O yüzden dolar bir yanda yükselirken diğer yandan borsa da yükselecek. Piyasayı borsayla beslerler diye ben tahmin ediyorum. Benim kişisel tercihim dolardan ziyade borsanın daha avantajlı olma olasılığı. Altın tarafına baktığımız zaman özellikle bir ay içerisinde altın ons fiyatı şu anda 2024 dolar seviyesinde 2030 dolar direncinden geri dönüyor. Yani altın yatırımcısı ons tarafında 1970-2030 dolar seviyesini takip etsin. Ama şu bir aylık süreç içerisinde, 3-4 hafta içerisinde 1910 dolar seviyesine kadar sert bir satış olabilir. Bu da yaklaşık 110-120 dolarlık satışa tekabül eder. Ben yatırımcıların son birkaç hafta içerisinde ons tarafı özellikle 1910 dolar seviyesine kadar altın tarafında bir satış, 23.80 dolar seviyesine kadar gümüşün ons fiyatında bir satış mümkün olabilir. Peki, kur korumalı mevduat bir ara çok gündemdeydi. Yine ara ara konuşulsa da Evet. sizin kur korumalıya bakışınız, yorumunuz nasıl olur diye soralım. Buradaki miktarlar artmaya devam ediyor. Yaklaşık 102-103 milyar dolar seviyesine kadar yükseldi buradaki mevduatlar. Tabii ki şu andaki ülke ekonomisindeki belirlenen politikalarda kur korumalı mevduat sistemi halen destekleniyor. Seçim meydanlarından bu sistemin halen destekleneceğine dair açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Ama sürdürülebilir bir politika olmadığını düşünüyorum. Evet. Peki altın onsu 20-24-25 bandında gidiyor. Çeyrek 22-2246-47. Gram altın 1268-69. Bunu devamında izleyicilerimiz diyor ki altın nereye kadar seçim sonrası böyle bir pik noktasını görecektir? Kendimize göre kur korumalı mevduat mı? Dolar mı, altın mı? Nasıl bir değerlendirme yapmamız gerekir? Sizin tecrübelerinizin paylaşımı ne olur diye vatandaş soruyor.
Gram altın TL fiyatının gerçek rakamı serbest piyasalarda 1389-1395 lira aralığında. Yine bu yıl 1450, devamında 1550 lira seviyesine kadar bir yükselişin mümkün olacağını ben tahmin ediyorum. Ancak yine işçilik farkından dolayı bence altın tarafı biraz riskli. O yüzden Sarrafiye grubundaki altınları tavsiye etmiyorum. Özellikle çeyrek altın, cumhuriyet altın. Bunlar eşitlikte satıldığı için altın yatırımcısı bence biraz farklı tercihler bulunması gerekiyor. Mesela asır altın dediğimiz 24 veya çekili altın tercihini yapabilir. Orta ve uzun vadeli yatırımcılara alım pozisyonu tavsiye edebilirim. Ama kısa vadeli ons altın tarafındaki 1910 dolar destek seviyesini takip etsinler. 1910 dolar destek seviyesinin karşısındaki rakam kaça tekabül ediyorsa buradan alabilirler. Peki son olarak seçim sonrası dolar ve altında yeni sürpriz gelişmeler olabilir diyebilir miyiz? Ya da olacak mıdır diye soralım. Şu andaki konjonktürde bir sürpriz yok. Yani dolar tarafında 24-25 bandını beklemeye devam ediyorum. Gram altın TL fiyatında 1450-1550 lira bandını beklemeye devam ediyorum. Ancak seçimlerden sonra hükümet bir politika değişikliğine giderse, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bir politika değişikliğine giderse tekrar bir yoruma ihtiyaç var. Tekrar farklı yorumlamak lazım. Ama bugünkü koşullarda bu mevcut konjonktür halen devam ediyor. Eğer bir politika değişikliğine gidilecekse de o zaman tekrar yorumlamak gerekiyor. Evet, beklemek lazım ve süreci takip etmek gerekir diyorsunuz. Evet, Çok evet. teşekkür ediyorum katılımınız için. Ben Tekrar de teşekkür görüşmek ediyorum. üzere. Sağ olun. New York'ta Hoşça size iyi kalın. Sağ olun. çalışmalar diliyoruz. Sağ olun. Peki, Teşekkürler. İslam Memiş'e çok teşekkür ediyoruz. Finan analisti gözüyle bize bugüne yansıyan ekonomideki gelişmeleri yansıttı. Hemen hatırlatmamızı yapalım. Yaptığımız ekonomi yayınları vatandaşı yönlendirme değil, sadece bilgilendirme amaçlı konu uzmanlarından aldığımız bilgiler notunu aktardıktan sonra gelişmeleri bu ekrandan aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve şimdi hoşça kalınız.